Merhaba arkadaşlar. İklim elemanlarına devam ediyoruz. Bu dersimizde de iklim elemanlarından sıcaklık ve basıncı daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bu dersimizde de rüzgarla devam ediyoruz. Rüzgar nedir? Rüzgarın özellikleri, rüzgar çeşitlerine bakacağız. Rüzgar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru oluşan hava akımıdır. Yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı arasında oluşur. Bunu kum saatine benzetebilirsiniz. Kum saatindeki gibi bir tarafı dolu, bir tarafı boştur kum saatinin. Çevirdiğinizde boş yere akar kum. Dolayısıyla rüzgar da bu şekilde yoğun olan yer, yüksek basınç alanı az yoğunluğa sahip olan yerden alçak basınç alanıdır. Dolayısıyla yoğun yerden yoğunluğa az olan yere doğru rüzgar eser. Yani odanızda pencereyi açtığınızda pencereden dışarı hava girer. İçerisi ılıktır, e, basınç azdır. Yuka, dışarısı ise basınç fazladır. Dolayısıyla pencereden e, rüzgar içeri dolar. Aynen bunun gibi. Evet, yüksekten alçağa doğru eser ama dünyanın e, günlük hareketi nedeniyle sapara eser, doğrudan esemez. E, peki basınç farkı varsa rüzgar oluşur. E, basınç farkı yoksa rüzgar oluşmaz. Diyelim ki 1020 milibardan e, 1000 20 milibara yani basınç dengede demektir rüzgar oluşmaz Ama 1020 milibar basınç Merkezinden e, 990 milibarlık bir basınç merkezine rüzgar oluşur Bu neye bağlı e, Basınç farkına bağlı Dolayısıyla rüzgarın oluşabilmesi için bir fark olması lazım burada rüzgar oluşmuyor Basınç farkı sona ererse rüzgar duruyor yani e, denge Oluşmuş oluyor bu şekilde rüzgar Larda arkadaşlar. Anemometre ile ölçülüyor diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlere baktığımızda neler var bunlar içerisinde? Rüzgarın e, hızını etkileyen faktörlerin birincisi basınç farkı. İki merkez arasında öncelikle izobar eş basınç e, eğrilerini ifade ediyor. Şunlar eş, eş basınç çeyresidir. Yani aynı basınç değerlerine sahip noktaların birleştirilmesiyle oluşturulur. Dolayısıyla bunlar izobar eğrileri. Burada basınç 1020, burada 1000. Dolayısıyla aradaki fark 20 milibar. Burada ise mesafenin eşit olduğunu kabul edelim. 1014'e 1010 milibar. Dolayısıyla fark ne kadar? 4 milibarlık fark var. Dolayısıyla rüzgar farkın fazla olduğu yerde daha hızlı esiyor. Direkt basınç farkına bakıyoruz. İkincisi basınç merkezler arası mesafe. Yani e, bu şunun gibi düşünün, koşucu düşünün, koşucular e, atletizmdeki gibi 100 metre koşan, 1000 metre koşan aynı e, mesafeyi koşmuyor ve aynı eforu sarf etmiyor. Dolayısıyla kısa mesafe daha hızlı ve daha pratik olarak koşulur. Aynen bunun gibi rüzgar da kısa mesafede daha hızlı. Mesafe uzadıkça rüzgarı engelleyen sürtünme e, faktörleri arttığı için hızı da azalmış oluyor. Dolayısıyla burada e, en hızlı desen 1, e, daha sonra 2, daha sonra 3 şeklinde sıralayabiliriz. Mantığımız bu şekilde. Bu yine izobar eğrileri. 1010-1018 yüksekten alçaya esiyor. 1018'den 1010'a esiyor. Dolayısıyla hızda 1 fazla, 2 fazla daha sonra en az hıza sahip 3 olmuş oluyor. Bu şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar hızı. Evet, üçüncüsü ise e, hızı etkileyen yer şekilleri arkadaşlar. Yer şekillerine baktığımızda acaba yer şekilleri nasıl etkiliyor? Engebeli dağlı kalanlar yani ormanlık alanlar rüzgarın hızını Keser veya engeller dolayısıyla düz araziler denizlerde daha hızlı eserken Dağlık ve engebeli Ormanlık arazilerde rüzgar Daha az hızla eser buradaki mantık da budur Yani engelleyici faktör sürtünmeden dolayı engelleme az olursa Rüzgarda ne yapmış oluyor arkadaşlar Hızlı esmiş oluyor Mantığımız bu şekilde. Rüzgarların yönünü etkileyen faktörlere bakalım hızdan sonra. Burada da yine izobar eğrilerimiz var. Haritalarımız veya eğrisi diyelim. Basınç merkezler arası konum birincisi. Rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerden. Burada harita bu şekildeymiş. Yani burası ve burası. Burası yüksek basınç, burası alçak basınç. Dolayısıyla ee, rüzgar buradan buraya yani yüksekten alçaya esecek. Yani kuzeyden güneye doğru esmiş olacak. Yönü belirleyen basınç merkezinin konumu. Eğer basınç merkezi alçak yüksek basınç merkezi burada alçak basınç merkezi de buradaysa bu sefer de 1020'den 1000'e yani rüzgar bu şekilde eser. Nereden nereye? Güney doğudan kuzey batıya doğru esmiş oluyor. Yani böyle veya bu şekilde esmesi şu basınç merkezlerinin konumuna bağlı. Veya ee, şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. Ee, yükseklerden alça yani karadan denize, denizden karaya da eser rüzgar. Burada da basınç e, merkezlerinin konumu. Örneğin yüksek yerler e, gece nedir? Yüksek basınçtır. Alçak yerler alçak basınçtır. Dolayısıyla yüksekten alçağa doğru eser. Gündüz ise deniz nedir? Daha ılık olduğu için, A, e, pardon daha serin olduğu için geç ısındığı için yüksek basınç, karalar hızlı ısındığı için alçak basınç dolayısıyla denizden karaya eser. Yani yönü belirleyen buranın yüksek, buranın alçak, buranın alçak, buranın yüksek olması konuma, basınç merkezlerinin konumuna bağlı. Evet. İkincisi rüzgarların yönünü etkileyen arkadaşlar dünyanın eksen hareketi. Dünya eksen etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için rüzgarlar da sapmaya uğrar. Kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına, Güney yarım kürede ise sola sapar. Bunları basınçta anlatmıştık. Burada örneğin bu şekilde sıcak rüzgar hareket yönünün sağına. Nerede? Yani kuzey yarım kürede. Güneyde ise hareket yolu yönünün soluna sapıyor. Yani dünyanın eksen etrafında batıdan doğuya doğru dönmesinden kaynaklanan bir durum rüzgarların sapmasına neden oluyor arkadaşlar. Evet, rüzgarın Yönünü etkileyen faktörler devam ediyor arkadaşlar. Üçüncüsü ise rüzgarların yönünü etkileyen faktörler yeryüzü şekilleri. Dağların uzantısı e, burada en önemli şeylerdendir arkadaşlar. Boğazlar ve e, boğazların konumu yine rüzgarların e, yönünü etkiler. Yer şekillerine göre ne yapıyor rüzgarlar? Kanalize olarak esiyorlar. Burada şöyle ifade edelim. Örneğin e, burada dağlar doğu batı yönlü sanıyor. Bu şekilde. Bir merkez var K merkezi. Burada rüzgar yani şu kısımdan gelen rüzgarlar da engellediği için dağlar daha çok bu taraflardan eser. Yani doğudan ve batıdan eser. Burada ise dağlar bu şekilde uzanıyor. Yani kuzey doğu güney batı yönlü. Dolayısıyla buradan gelecek rüzgarı engellemiş oluyor da. Rüzgar burada kanalize oluyor. Yani kuzey doğudan ve güneybatıdan esiyor. Yine Burada ne var? Burada e, dağ kıyıya uzanan yerlerde daha çok görürüz bunu dağların. Denizden gelen rüzgar. Bakın dağ buradan esemiyor. Daha çok buradan da eser ama engelleyici dağa bakın. Ama e, denizden gelen rüzgara daha açık. Dolayısıyla rüzgar daha çok nereden esmiş olur? E, denizden karaya doğru esmiş olur. Dolayısıyla yer şekillerinin uzantısı e, rüzgarın yönünü etkilemiş oluyor. Şimdi şunu da örnek verebiliriz örneğin İstanbul Çanakkale Boğazı'na baktığımız zaman mesela Çanakkale Boğazı bu şekilde uzanıyor. Dolayısıyla kuzey doğu güney batı yönünde uzanıyor. Orada rüzgar daha çok bu şekilde yani boğazların konumuna göre şekilleniyor veya kanalize oluyor. Bir diğer başlığımız arkadaşlar rüzgar frekans diyagramı veya rüzgar gülüne bakalım. Burada yer şekilleriyle alakalı aslında. Örneğin L merkezine veya merkezine rüzgarın hangi yönden kaç defa kaç defa estiği belirlenir. bir ölçeklendirilmiş kağıt var. Burası merkez oluyor. Örneğin kuzeyden kaç defa esmiş yıl içerisinde 300 defa atıyorum. Burada işte ne kadar esmiş 150 defa esmiş. doğudan batıdan daha az esmiş. esme sayılarını daha önceden tespit ediyoruz. Ölçeklendirilmiş bir kağıt üzerinde sayıları belirleyip işaretlediğimizde onları birleştiriyoruz. Bu şekilde rüzgar frekans gülü çıkmış oluyor. Mantığını anlayalım. Bunun mantığı ne? Mantığı şu. Burası merkez. Bu merkeze rüzgarın en çok nereden estiğini ifade ediyor. Bu gül, rüzgar frekans gülü. Yani buraya rüzgar en fazla kuzeyden esmiş. Daha sonra güneyden. Bu taraflar doğu batı tarafından fazla esmemiş. Demek ki buralar kapalı mantığı var. Örneğin K merkezine baktığımızda K'da rüzgarın daha çok doğu batı yönüne estiğini gördük. Buranın rüzgar frekans gölüne baktığımızda şu şekilde olur. Yani burası merkez rüzgar daha çok doğudan batıdan esmiş mantığı çıkar. Ee, yine mesela şuna baktığımızda L merkezine buralar kapalı dağlar var. Dolayısıyla rüzgar nereden esmiş oluyor arkadaşlar? Rüzgar daha çok kuzey doğu güney batı yönünden esmiş oluyor. Burası merkez. Buraların kapalı olduğunu ne yapabiliyoruz? Buradan yorumlayabiliyoruz. Mantık bu şekilde. Rüzgar frekans gülü merkez burası. Rüzgarın en çok nereden estiğini gösteriyor. Ve bu yer şekillerine göre dağların uzantısına göre şekilleniyor arkadaşlar. Örneğin düz olan bir yerden her yerden esmiş oluyor. Bu şekilde ne yapabiliriz yorumlayabiliyoruz.